Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi size 3 yapraklı çarkıfelek modelini yapacağım. Şu anda elimde motif olarak yok. Bitmişini beraber görelim bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şimdi başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. 3 zürafa yapacağım. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane yapacağımız için birazcık böyle tuhaf bir görüntüsü olabilir. Şu şekilde. Şimdi hemen evet, bu şekilde. Sıkı bir geçiş yapıyoruz. 2 zürafa ile başlayacağım buraya. Başa dönüyorum. Bu yaprağımızı da baştan ve sondan arttıracağız. Bu şekilde. Bir tane arttırdım. Bir tane sondan arttıracağım. Tekrar başa geçiyorum. Yine bir arttırma yapıyorum. Evet, bir de sonda arttırma yapıyorum. Başından ve sonundan arttırarak 6 sıra çıkalım.
4, ben 5. sıradayım. Evet, arttırıyorum. Şekilde. Evet, son arttırmamı da yapıyorum. Şimdi başa geçip başa geçiyorum. Evet, eksiltmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben iğneme kelimeleri şaşırıyorum. İğneme düğüm atma şeklinde göstereyim. Bu şekilde. Kısanıyı iğnenin üstünden getirip şu arasından çıkartıp bu şekilde çekiyorum. Bir zürafa kalana kadar eksiltiyoruz. Evet arkadaşlar, ipim yetmedi maalesef. Şu şekilde ipimi ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, benim zaten bir tane zürafa kalmıştı. Burada ipim bitmişti. İpimi taktım. 3 yaprağımı tamamlayıp geldim. Şimdi siyah ipimizi taktım. Başlayalım.
İlk başlangıcı. Şöyle şu şekilde yaptım. Yukarıya bir tane pipirik yapacağız. Daha önceki yaptığımız işlem gibi, öbür motifte anlattığım gibi. Her zürafa yapacağız. Biraz şekilde. Yukarıya. Zürafa yapıyorum. Bir tane pipirik yapıyorum. Bir önceki videomda da anlatmıştım zaten. Onun 3 yapraklısını isteyen arkadaşlarım oldu. Onun için 3 yapraklısını deniyorum bugün. Ben de ilk defa yapıyorum, sizinle yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım bu şekilde 3 yapraklısını. En azından şuradan 3-5 yıl öncesine kadar yapmadım. Daha önce belki yapmışımdır ama şundan yapmıştım. Bunlardan. Bu şekilde arkadaşlar. Her zürafa yapıyoruz ama bir ayakları olan bir zürafa yapıyoruz. Muhtemelen bunun da güzel bir adı vardır ama ben bu şöyle pipiriktir, hani ne bileyim, herhangi böyle değişik inoyasın isimlerini bildiklerimizi bile bilmiyorum. Çünkü herkes farklı söylüyor. O yüzden her yöreye ait farklı bir isim var. İsimleri karıştırdığım için de her zaman beceremiyorum. Aklıma gelmiyor söylemek yani.
Evet. Son. Biberimizi de yapıyorum. Bir tanesini ben yaptım arkadaşlar. Şekilde. Diğerlerini de tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben 3 siyahımızı da tamamladım. Geldim. Şimdi sırada yaprağımız var. Minik minik yapraklar yapacağız. Şu şekilde. Ben şöyle yapıyorum. Şu. Üçüncü biberik. İkinci biberin hemen üstünden. Bir tane yeşil yaprak ayarlayacağım. Yine küçük yapacağım. İstediğiniz kadar büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Ben yine küçük yapacağım. Bir tane pipir yapacağım. Aynı öbür çiçekte yaptığımız işlem yapacağız. Bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. 3, 2, 1 yaptım. 3 tane pirik koydum. Dilerseniz bunu da tamamlayıp geleyim ben. Evet, biz geldik. Minik minik yapraklarımızı da yaptık. Cici olduk sanki böyle tatlış tatlış. Şimdi ben bunda bir farklılık yapmak istiyorum. Bunda yapmadığım şeyi. Bunlar da yani yapmadığım. Şöyle göstereyim. Bir şey yapmak istiyorum. Şuradan önünden tutturacağım. Çünkü tohum yapacağım için tohumu kaybedecektir. Şöyle rahat tutturabileceğim bir yer bulayım. Şunu keselim. Damarı çok yakışacağını düşünüyorum. O yüzden damar yapmak istedim.
ortasındakini. Tepeden batıyorum. Yanlarına. Şu şekilde biraz aşağıdan. Yapıyorum. Yine tekrar yan tarafından. Artık çoğu teknikleri öğrendik. Damar yapmayı, doğum yapmayı gibi çoğu teknikleri biliyoruz. Ön taraftan ben bunu. Niye ben böyle sessiz konuşuyorum ya? Video çekerken bilmiyorum arkadaşlar ama böyle fazla kaptırıyorum kendimi. Böyle arada da sessiz konuşuyorum sanki biri duyacakmış gibi. Böyle yapıyorum. Evet. Damarını da yaptık. Şimdi ipimi takayım. Tohum yapayım. Evet, ipimi taktım. Yine simle yapacağım tohumunu. Keselim. Ben yine aynı yerden yapacağım bu kez. Şimdi çift olan kısmı değil de tek olan kısmı. Kez 40 defa alacağım. Çünkü öbürünü 70 yaptık. 2 kat dolandım. 2 kat dolandırmak istemiyorum. Bunu 40 yaptım. Bu şekilde yavaş yavaş çekiyoruz. Bırakmıyorum arkadaşlar. Çünkü bozulma ihtimali çok fazla oluyor. Burun kokumu neyse ne. Karın ağrısıysa artık bu tohumun adı. Aslında şu şekilde iki kat bile yapsam hafif döndürsem çok sıkmasam çok da güzel olacak. Biz bunu